Türkiye'nin pandemisi aslında bu Covid değildi. Kendi pandemisi var dediniz. Nedir Türkiye'nin pandemisi? Ee, Türkiye'nin asıl pandemileri bence kabızlık. E, kısırlık ve susuzluk. Bu üç pandemi çok yaygın. Özellikle de kabızlık. Çünkü hakikaten e, atalarımıza göre dışkılayamıyoruz. Dışkıya çok az çıkıyoruz ya da dışkımızın kıvamı, dokusu bile maalesef ki bozulmuş durumda. Kabızlığı şöyle düşünmek lazım kıymetli Nilüfer Hanım. Bir mutfak çöpünüz var. O çöpü atmanız lazım ve bekletiyorsunuz mutfakta. Hı hı. O mutfağı nasıl kokuş kokuşu yapıyorsa kabız kaldığımız zamanda da atılmayan artıklar ince bağırsaktan kalın bağırsaktan tekrar iç organlara gitmeye başlıyor. Hı. Bence asıl pandemi Türkiye'nin asıl pandemisi... E, kabızlık. Şöyle izleyicilerimiz düşünsünler. Günde bir kere de, de, muz kıvamında çok ıkınmadan günde bir kere rahatlıkla büyük tuvaletinize çıkabiliyor musunuz? Hı -hı. Kabızlık bence en büyük problem. Evet. Peki bunu gidermenin bir yöntemi var mı? Evde böyle kolayca yapabileceğimiz Tabii. Şeyimiz. Çünkü kabızlık deyince herkesin söylediği çeşitli yöntemler var ama siz çok hasta üzerinde de çalıştığınız için mutlaka bir tanesi e, sizin için daha iyidir. Tabii ki. Tabii ki. Çok çok önemli. Oradan tarifler de vermek isterim e, kıymetli Nilüfer Hanım. Şöyle e, bir tane incir kürüm var benim. Bir tane de çiğa tohumlu e, kürüm var. Hı -hı. İkisi de çok pratik, çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Öncelikle incir kürüyle başlamak isterim. Demek Şöyle ki. kuru incirlerimizi alıyoruz. Kuru incirlerimizi bir patates doğrar gibi, küp küp patates doğrar gibi doğrayacağız. Ve onları bir kavanoz içerisinde biriktireceğiz. Şöyle ben doğrayayım canlı canlı. Şöyle incirlerinizi küp küp, minik minik doğramanız yeterli. Herkes bunu pratik bir şekilde evinde yapabilir. İncir ve zeytinyağı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de hı hı. ismi geçen gıdalarda... Yani Hatta üzerine yemin edilen iki şeyden biri galiba değil mi? Bir zeytin bir incir. Kesinlikle öyle. Bir zeytin bir incir ve burada en çok önemli noktalardan bir tanesi de şu Nilüfer Hanım. Bu çok özel bir bilgi. İncir aslında tersini açmış binlerce çiçekten oluşuyor. Tersini açmış binlerce çiçek. Aa. Yani siz incir yerken aslında tersten açmış binlerce çiçek yiyorsunuz. Binlerce probiyotik, prebiyotik de yiyorsunuz. Ve incirlerin incirleri döllemek için kendi sistemini Devam ettirmek için de iyilek arısı deriz. İyilek arıları e, incirin içerisine girerler. Genelde de kraliçe arı girer. E, ve e, girerken çoğu zaman kanatlarını kaybeder. Ve arı da incirin içerisine hapsolur kalır. Hı hı. E, böylelikle arı da yemiş olursunuz. Çok da faydalıdır. Ben e, mutlaka bu kürü öneririm. Şöyle görsel olarak gösterelim izleyicilerimize. İncirlerinizi bir cam kavanoz içerisine koydunuz. Üzerine zeytinyağı dökeceksiniz. Bu çok kıymetli zeytinyağı. Zeytinyağı mümkün mertebe incirlerin boyutunu geçsin. Biz burada tamamen hani canlı yayın esnasında göstermek amaçlı. Şöyle incirlerimiz zeytinyağının üzerine boyutunu geçecek. Siz daha büyük kavanozlarda yapabilirsiniz. Sanki melemen yapıyormuşçasına sıkı bir şekilde kapatıyorsunuz. Güneş görmeyen bir mutfak rafında <laughs> koyuyorsunuz. Ve orada en az bir gün bekleyecek. Ondan sonra ertesi gün kullanmaya başlayabilirsiniz. Ertesi gün <laughs> bir yemek kaşığı ağzınıza ister kahvaltıyla ister aç karınla tüketiyorsunuz. <laughs> Mümkünse suyla beraber olursa daha rahat olur. Bakın bakalım nasıl kabızınızı çözüyor. Çok çok başarılı bir tarif. Bu birinci tarif. İkinci tarifimizde de malzemelerimiz yine çok kolay. Ee, şöyle bir bardak sıcak su, arkadaşlarımız da sıcak su getirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Bir bardak sıcak su, ortalama bir yemek kaşığı ya da bir buçuk yemek kaşığı çiğ tohumu. Hı -hı. Çiğ tohumu omega-3 kaynağıdır ve içerisindeki yapılarla beraber bağırsakları kayganlaştırır. Evet, yani süper gıda da diyorlar. Süper gıda diyorlar. Evet. Kesinlikle öyle. Hı -hı. Bir yemek kaşığı çiğ tohumunu da içerisine koyacağız. Üstüne biraz e, yarım limon ya da çeyrek limon üzerine sıkabilirsiniz. O an evinizde limon yoksa limonsuz da yapabilirsiniz. Çok problem değil ama limon C vitamini kaynağı olduğu için de daha iyi bir hale getiriyor. Şöyle limonumuzu sıktık. Zaten çiğ tohumları da birazdan ıslanmaya başlayacak daha sonra buradaki püf nokta bardak hızlı soğumasın diye bardağın üstünü kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Ha. kapatıyoruz. Hem de demleniyor sanki o zaman değil mi? Kesinlikle gibi. öyle. Şimdi falan bizim sohbetimiz devam ederken vaktimiz kalırsa canlı yayının sonuna doğru gösteririz. O çiğ tohumları jöle olmaya başlayacak. Evet. Şişmeye başlayacak ve ortalama 15-20 dakika sonra bardağınızı çiğ tohumlarla birlikte o şişmiş çiğ tohumlarla beraber bardağınızı içmenizi rica ediyorum o suyu. Buradaki en büyük marifet şu aslında çiğ tohumları suyu içine hapsettiği için şişiyorlar, alan kaplıyorlar hı hı. ve bağırsakları kayganlaştırıyor. Aynı zamanda çiğ tohumu çok güzel bir omega 3 kaynağıdır. Özellikle ben et yiyemiyorum, özellikle ben vegan besleniyorum diyenler için de çok güzel bir omega 3 kaynağı. Beyin fonksiyonları, odaklanma fonksiyonlarına hı. çok iyi geliyor bağırsakların kayganlaştırıyor. Kaygan olan yerden daha rahat akar. Dışkı daha rahat akar. Tabi burada dışkının kıvamı da önemli. Orada birkaç tiyo vermek isterim. Dışkımızın mümkün olduğu kadar çok ıkınmadan muz kıvamında çıkması lazım. Çok ke keçi koyun kakası gibi çıkıyorsa da istemiyoruz. Onu orada da belli başlı risklere Hı -hı. işaret eder. Çok böyle cıvık ishal gibi çıkıyorsa Hı -hı. da e başlarsa. belli başlı risklere işaret eder. Bir de herkes dışkısına baksın. Sağlıkta ayıp olmaz. Dışkınız suyun üzerine çok yüzmeyecek. Suyun Hı -hı. üzerinde yüzüyorsa o da büyük bir sıkıntı. Bir pratik bilgiden daha bahsedeyim. Kırmızı pancarın ister çiğ halini ister kıvas halini yani o hı hı. sıvılaştırmış halini ister turşu halini tüketiyorsunuz. Eğer iki güne kadar 48 saate kadar dışkınız ya da büyük abdestiniz ya da küçük abdestiniz pembeleşme kırmızılaşma oluyorsa bu da mide asidinizin yeteri kadar güçlü olmadığı mide asidinizin bozulduğu anlamına gelir. Bazen idrarınız da boyanır. boyanır hatta, evet e, işte, Özellikle kırmızı pancarda idrar boyanıyorsa bu maalesef ki mide asidinin gücünü kaybettiğini gösterir. İdrar Aa. boyanıyorsa mide asid de gücünü kaybettiğini gösterir. Dışkı boyanıyorsa pankreatik enzimlerinizde e, sıkıntı olduğunu gösterir. Bunlar da detaylı bilgiler. Evet vardır. hocam. E, %60'ı fazla kiloya sahip demiş. 160 evet. çok yüksek değil mi? Çok ya? yüksek ama gerçek oranda bu. Hatta hı hı. şöyle söyleyeyim Nilüfer Hanım bu benim kişisel görüşümdür. Ben bunu %70 civarlarında olduğunu düşünüyorum. Hatta hı hı. ben bunu sosyal medyamda paylaştığım zaman ama biz dışarıda hiç kilolu insan görmüyoruz. Hepsi çok fit gibi söylenler geliyor. Evet. Tabii ki öyle olacak. Çünkü kilo problemi olan insan zaten özgüven düşüklüğü yaşıyor. Düğüne gitmek istemiyor, okula gitmek istemiyor, nişana gitmek istemiyor, sokağa çıkmak istemiyor. Yani o insanlarla mutlaka ve mutlaka empati kurmamız e, gerekiyor. Yine Sağlık Bakanımızın açıklaması %60'a yakını kilo problemiyle uğraşıyor. Tabii ki bu %60'ın da biz kendi arasında ayırmamız lazım. Obez durumu var. Ya fazla kilolu durumu var. Beden kitle indekslerine mutlaka bir bakmamız ve ölçmemiz lazım. Bu yüzde 60 otomatikmen ne oluyor biliyor musunuz kıymetli Nilüfer Hanım? Yüzde 60'a yakın diyabet oranı. Yüzde 60'a yakın ve daha fazlası karaciğer yağlanması. Yüzde 60'a yakın ve daha yani fazlası kanserleşme vakaları. Ee, bununla alakalı. Bunun tabii ki birçok sebebi var. En, baş, en başta beslenme. Ben de burada bugün bir diyetisyen olarak bunları söylemek istiyorum çocuklarımız halkımız hiç olmadığı kadar e, reklamlarla e, iletişim mecralarıyla ile manipülasyon altındalar. Gidiyorsunuz kim reklamlarda kolay kolay tereyağı zeytinyağı reklamı görmezsiniz hı hı. ama e, nadıl reklamı, gazlı içecek reklamı, e, sipariş ver biz sana hediye edelim gibi reklamlar, e, hamur işi reklamları. Çocuklar artık sabah kahvaltılarını poğaça simitle e, kahvaltı yaptıklarını sanıyorlar. E, paketli gıda tüketimi almış başına gitmiş durumda ve bence en çok gol yediğimiz nokta şu. E, yemek yeme saatlerini şaşırmış durumdayız. Hı hı. Normal şartlarda bir insanın tüm sistemi, tüm sindirim sistemi e, güneşe odaklı çalışır. Güneş varsa sindirim enzimlerim çok daha hızlı çalışıyor. Hı hı. Güneş battığı zaman sindirim enzimlerim çok daha güneş yavaşlıyor. Güneş Batınca ağzı da kapa bak lazım. Ağzı da değil mi? Evet. Kesinlikle. Biz ne <laughs> yapıyoruz? Akşam yemeği yeniyor, güneş batmış. Hadi bir meyve sofrası. Hadi bir e, cheesecake çizkek söyleyelim. Hadi bir tatlı söyleyelim. Bunlar çok yanlış uygulamalar. Benim bir diyetisyen olarak ee, en temel iki kuralım var danışanların bilir. Ee, acıkınca yiyeceksiniz, doyunca bırakacaksınız. Hı. Doyunca bırakacaksınız. Bu kadar. Altı öğünlere, 7 öğünlere kesinlikle gerek yok. Öyle öyle öneren insanlardan da mümkün mertebe uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Yemeklerimizi bol bol çiğnerek yememiz lazım çünkü biz çiğneme fonksiyonlarımız başladığı zaman sindirim enziminde doygunluk sinyalleri 20 dakika sonra sağlanıyor o yüzden de e, yavaş yavaş bol bol çiğnerek yememiz lazım iyi duygularla yememiz lazım yani e, trafikte biriyle tartıştınız e, sevmediğiniz bir derse girdiniz bir akrabanızla karşılaştınız ya akrabanızı sevmiyorsunuz bu tarz olaylarda mümkün mertebe yemeği oturmayın e, ne kadar kendinizi kötü hissederseniz dünyanın en sağlıklı gıdalarını bile yeseniz... E, o kadar sindiremezsiniz ve şuna çok dikkat edin lütfen e, şeyde hayır deme hakkınızı kullanın. İşte ikram edildi, canım istedi, canımız diye bir organ yok. O canım tatlı iş aşırıyor, canım tatlı istiyor. Bunların hepsi bağırsaktaki şekeri seven bakterileri çok fazla beslediğimiz için ve Sağlık Bakanımızı da tekrardan kutluyorum. Çünkü bu bence geç kalınmış bir açıklama. Kendisi zaten hemen hemen yeni göreve geldi diyebiliriz. Bu tarz halkımıza uyarlarda bulunması çok çok e, güzel. Ben de buradan bir beslenme uzmanı olarak söylemek isterim. Kendisiyle Hı -hı. E, ara ara temaslarda da bulunuyoruz. E, i̇htiyaç olursa da her zaman da ülkemin sağlığı için e, aktif evet. görev almak da isterim. Evet, e, şunu sorayım hocam. E, sorularım arasında yok ama geç kahvaltı konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi çok popüler ya işte böyle kahvaltıyı hatta pas geçin veya mümkün olduğu kadar öyle saatlerine çekin diye. Sizin görüşünüz evet. nedir? Evet. Kahvaltıyı pas geçmek yapılabilecek en büyük yanlışlardan bir tanesi. Ama öğlen saatine çekmek ya da ilerleyen saatlere çekmek şu anlamda mantıklı. Kişi kalktığı gibi acıkmadıysa, aç hissetmiyorsa kahvaltıyı ötelemesinde hiçbir sıkıntı yok. <laughs> 10, 11, 12'ye alabilir. Ama kahvaltıyı pas geçeceğim tamamen e, yanlış bir mantık. Neden? Çünkü gece boyunca zaten insülin seviyemiz düşmüş. Yeni bir güne başlıyoruz. Gözümüz, bedenimiz ışık gördükçe anabolik olaylarını yani yapım olaylarını arttırması lazım. E sen malzemeyi vermezsen nasıl yapım olayları yapacak? Yeteri kadar proteini, yeteri kadar lifi, yeteri kadar zeytinyağını, tereyağını vermezsek o malzeme bulamazsa ne yapacak? Düşünün inşaat ustasısınız. E, duvar öreceksiniz. E, kireç lazım, sıva lazım, e, su lazım. Bu malzemeleri vermezseniz nasıl e, beton yapacaksınız? Nasıl inşaat yapacaksınız? O yüzden kahvaltıyı pas geçmek doğru bir mantık değil. Çünkü güneşi gördüğüm an benim sindirim enzimlerim daha çok artmaya başlıyor ama e, kahvaltıyı ilerleyen saatlere aktarmak satımı ilerletmek bu şu konuda mantıklı Hı. çünkü biz kalkar kalkmaz kortizol hormonuyla e, kalkıyoruz. Kortizol hormonu bize güne hazırlamaya çalışıyor. İşe gideceksin, mobbing var, stres var, trafik var. Bu bu stres içerisinde kortizol yükseldiği saatlerde bir de ekstra kahvaltı yapmak mantıklı değil. Çünkü kortizol de kan şekerimizi yükseltiyor Yükseldi. zaten. Ha. O yüzden kalkar kalkmaz kahvaltıyı önermiyorum. Ama e, pas geçirmesini de önermiyorum. Kalktıktan şöyle 1-2 saat sonra e, 9 10 11 herkes kendi bedenine göre Tabii, 12 Çok erken kalkanlar var. Yani çok 6'da erken kalkıyorsa bu insanın 11'e öteleme ...aslında pas geçmesi anlamına da geliyor neredeyse. Çok yani. doğru, evet. çok doğru. Ve yine söylüyorum herkes biriciktir. 9 milyara yaklaşan bir dünya nüfusu var. Acıkınca yiyeceksiniz. Yani acıkınca yiyin, bedenize güvenin. Ben midemin sesini, ben bağırsaklarımın sesini güveniyorum. Hatta şöyle bir örnek vereyim Nilüfer Hanım. Eskiden bağırsaklarımız guruldardı. Bir guruldama evet, sesi gelirdi. Evet. Acıktım derdi. Acıktım evet. derdi. Biz buna motor kompleks diyoruz. İşte çayırda nenelerimiz, dedelerimiz... ...dedemiz çayır biçer, nenemiz de yolluk hazırlar... ...ona doğru gitmeye başlar. Çayır biçen insanın Arsakları guruldamaya başlar. Biz buna motor kompleks diyoruz. Motor kompleks yani şunu söylüyor. Tamam sindirim tamam artık yeni gıdaya ihtiyacım var hı hı. ve sinyal ver. O sinyali duymamız gerekiyor bence. Ee, şehir hayatlarında artık o sinyali duyamıyoruz. Habire yiyoruz, habire yiyoruz. Çok doğru hocam. Probiyotikleri de sormak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman her yerde probiyotik reklamlarıyla dolu. Tozu var, hapı var. Ee, hakikaten bunları dışarıdan almalı mıyız? Yoksa doğal probiyotikler... Ee, bize yeterli olur mu? Ee, eğer ki doğal probiyotik kaynaklarını evinizde yer veriyorsanız kesinlikle yeterli olur. Ekstra hiç almaya gerek yok. Ben burada Harvard'ın bir çalışmasıyla e, konuşmak istiyorum. Harvard hı -hı. Üniversitesi yaptı bunu İlfer Hanım hı -hı. ve ben Harvard'ın bu çalışmasıyla gurur duyuyorum çünkü bizim gıdalarımıza e, atıfta yer bulunuyor. Hı. Atıfta bulunuyor. Harvard Üniversitesi şunu söyledi probiyotik e, servis edilen ücretli probiyotikler, toz probiyotikler acaba reklamı yapıldığı kadar faydalı mı? Ve Hı -hı. sonuç hayır yeteri kadar faydalı değil diyor. Ve Harvard diyor ki yoğurt, kefir, kombuça çayı, lahana turşusu, sirke bunlara ağırlık verin. Yani resmen Türk halkının gıdalarını Hı -hı. E, Bir daha gösterirseniz e, hocam tabii ki Türk halkının gıdalarına e, işaret ediyor. Arkadaşlar. Harvard Üniversitesi'nin bu çalışmasında bu çok çok kıymetli bir çalışma. Peki niye toz probiyotikleri kullanmayalım ya da kapsül probiyotiklere gerçekten ihtiyacımız var mı? Ben orada şunu söylemek istiyorum Nilüfer Hanım. Probiyotik dediğimiz şey canlıdır. Canlı gerçek gıdadır. Sen canlı bir gıdayı da toz haline getirip ya da kapsül haline getirip şey yapamazsın. yemezsin. O kapsül ya şişer ya bozulur ya farklı bir şey olur. Peki bunu nasıl engelliyorlar? Bakterileri canlı bakterileri toz haline getirmek için bakteriye bir travma etkisi, bir aşırı bir olay bir travma etkisi yapıyorlar. Hmm. Bakteri kendi sporluyor. Sporluyor demesi şu bakteri kendine bir koruma kalkanı oluşturuyor. Yarı canlı, yarı cansız forma. Hatta hmm. çoğu zaman cansız forma geçiyor. O şiddetli olayın geçmesi için ve bakteriyi bu şekilde toz haline probiyotik haline getiriyorlar. Tamam buraya kadar bir durum olmayabilir. Ben o bakteriyi korkmuş, ürkmüş bakteriyi mide bağırsak gibi e, hareketli bir ortama bir asit, bir e, alkali, bir baz, bir hangur, bir hungur böyle hareketli bir ortama verdiğim zaman, yuttuğum zaman o bakteri ortama güvenip de canlı hale geçecek mi, hmm, geçmeyecek kendini mi? Kendini açmayabilir. Açmayabilir. Bunu hmm. bir Allah'ın kulu da ispatlayamaz. Ancak mikroskopla girip incelememiz lazım. O yüzden ben diyorum ki e, toz probiyotik ...probiyotikler yerine önce evde yoğurt yapın... ...evde yoğurt mayalayın, sirke yapın... ...lahana turşusu tüketin mutlaka. Ee, bunlar çok Artık çok... Artık yoğurtlar da ekşimiyor hocam. Yoğurtlar bunu da konuşuyoruz ekşimmiyor. burada. Yani. Bir yoğurt alıyorsunuz marketten... ...günlerce yoğurt aldığınız gibi kalıyor. Kalıyor. Onlar çünkü gerçek yoğurt değil. Hele ki hazır yoğurtları ben kesinlikle önermiyorum. Danışanlarım buradan bilir. E, o yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Bir de probiyotiklerin şuşları, cinsleri çok önemli. Hı -hı. Aa Ben hasta oldum ya da ben ishal oldum... ...dur probiyotik tüketeyim. Bu da çok yanlış bir uygulama... Probiyotiklerin cinsi şu şu kişiye özel ee, otizmli misiniz ee, kabızlık mı yaşıyorsunuz insan mı yaşıyorsunuz bunların hepsine iyi gelen probiyotikler var ben probiyotik e, takviyesi dönem dönem kullanıyorum ama toz ya da kapsül kullanmıyorum sıvı canlı probiyotik kullanıyorum onların zaten elma sirkesine yakın bir tadı vardır miradı çok düşüktür e, 15 gün içerisinde bitirmeniz lazım yoksa kabarır ekşimeye Aa, başlar Onları ee, duymamıştım sıvı öyle, canlı de var. Probiyotik. öyle de var, var. Evet. Aa. evet. Evet tabii ki onlar çok daha kıymetlidir yani taze alınmış bir şey gibi aslında Kesinlikle değil mi? Kesinlikle taze yani bir şey Dondurulmuş ürün almakla almamak arasındaki gibi. Hiç o, probiyotiklerin kendini kapattığını ve ölü olabileceğini düşünmemiştim aslında. Bu da ne kadar kıymetli bir bilgi. Ee, vitamin yine multivitaminler de çok fazla hocam İşte çok bilinçsizce alan var doktor kontrolünde ne kadar bilmiyorum. Ben de bugün sabah National Geographic'in bir tane araştırmasını, bir dosyasını okudum. Amerika'da üç kişiden biri multivitamin kullanıyormuş. Bunların da çok çok az kısmı doktor tavsiyesiyle kullanıyormuş. Yani kulaktan dolma. Bence bu e, araştırmayı Türkiye'ye uyarladığınızda da çok farklı olmadığını Olmadı, düşünüyorum. Ben. Peki Türkiye'de sizce hangi vitamin eksik olabilir de bu kadar vitamin kullanımına yöneliyoruz? Tabii ki. Aslında bunun çıkış noktası kıymetli Nilüfer Hanım pandemiyle beraber başladı. Pandemine, pandemide herkes birden bağışıklık sisteminin önemini anladı. Herkes evet. birden D vitaminlerinin önemini anladı. Sırf D vitamini bile virüslerin e, hücrelere girmesini engelleyebiliyor. Ya da sırf çinko bile çinko ile mesela çörek otundaki timokinon, çörek otu hı hı. ve çinko hücre bariyerlerini virüslere bakterilere karşı koruyor mesela. İkisi birleşerek Herkes bunları aslında biraz pandemiden dolayı acaba ölecek miyim? Acaba yakalanır mıyım? Korkularıyla da birazcık daha başlamış e, oldu. Türkiye'de benim en yaygın gördüğüm vitamin eksiklikleri en başta D vitamini ve D vitamini konusunda çok hatalı davranışlar yapıyoruz. Yıllardır yıllardır Amerikan filmlerinde bize e, ay, sakın öğlen güneşe çıkma, akşam evet. güneşe çık, akşam romantik yemek ye güneşte. Bunlar hep palavra. E, güneşten D vitamini alabilmemiz için saat 11 ile 2.30'a e, kadar yani tam bu saatlerde dik oldu açıkta açılarda güneş koruyucu sürmeden herhangi bir makyaj ürünü yapmadan peşine 5-6 saat boyunca duş almadan güneşlenmemiz gerekiyor. Ne kadar? 20 dakika. Ne kadar? 30 dakika. Fazlasına gerek yok. Ben çıkın bütün gün güneşin altında pişin demiyorum. 20 dakika 30 dakika. 20-30 dakikadan sonra güneş koruyucu isterseniz sürebilirsiniz. Ben rutinde kullanmıyorum. Ya da işte alerjim olan ya da gözüm beni yakıyor, gözümü yakıyor, yüzümü yakıyor diyenler de şapka kullanabilirler ama vücutları mutlaka güneş görmesi gerekiyor. D vitamini eksikliğinde bağırsak astarları kullanabilirler kulenin sur, surları e, savunma bariyerlerini oluşturamaz. D vitamini eksikliğinde kemik erimeleri başlayabilir. Evet. D vitamini eksikliğinde alzheimer, demans gibi hastalıklara hatta tip 1 diyabet gibi kronik hastalıklara, lösemiye, otizme yakalanma riskiniz dahi maalesef ki artabiliyor. İkinci en çok gördüğüm eksikliklerden bir tanesi şimdi okullarda açılacak. Anneler babalar iyi dinlesin. E, B, B vitaminleri. Özellikle hmm. B12. Çok düşük B12'lerimiz var. Demirlerimiz çok düşük. B12 düşüklüğünde dün yediğin yemeği hatırlamada zorlanma. Sisli beyinler var Betraftı, beyinler, evet. unutkan beyinler e, dün yediğin yemeği hatırlamada zorlanma konsantrasyon bozukluğu hmm. depresyona yatkınlık, 12 saat uyuduğum halde yorgun uyanıyorum. Bunlar tanıdık geliyorsa ve cilt problemleri. Çok fazla sivilce, çok fazla siyah nokta gibi bunlar hep B vitaminleri eksikliğidir. Ya da kulak çınlaması, kulak kristallerine denge kaybı. Yürüyorum ama e, sanki yer ayaklarımın altından kay, kayıyormuş gibi oluyor. Bunlar B vitaminleri eksikliğine işaret eder. Okullarda açılırken lütfen B vitaminleri depolarınızı özellikle öğrenciler doldursun. Hmm. E, Demir Demir eksikliği, demirle B12'yi zaten birlikte anlatmak isterim. Demir eksikliğinde tırnakların sertliğini kaybetmesi, saç dökülmeleri, soğuk üşüme, işte ben kışın kaloriferin dibinden ayrılmam, hmm. sobanın dibinden ayrılmam. Bu tarz durumlarınız varsa ya da Kilo vermede zorlanıyorsanız demir eksikliğimiz olabilir. Neden kilo vermeyle demir? Çünkü bir molekül demir vücutta dört molekül oksijeni taşıyor. Yani demir eksikliği olduğu zaman otomatikman oksijen eksikliği de oluyor ve yağları yakamıyorsunuz. Yağları yeteri kadar e, eritemiyorsunuz. Demir ve B12 benzer kaynaklarda var. Et ve et ürünlerinde var en çok. Biz ne yapıyoruz? Hatalardan bahsetmem gerekirse sabah kahvaltıyla beraber siyah çay içilmesi kahve hmm. içilmesi demiri B12'yi bağlıyor bunlar çok önemli et ürünlerinin yanına cacık yoğurt ayran getirmeyin kuru yemeğinin yanına getirin sebze yemeğinin yanına getirin ama hindi balık tavuk kırmızı et bunların yanına e... bizde de çok yaygın aslında çok değil yaygın. Yani kebapla veya köfteyle ayran içilmesi evet. yoğurt yenmesi arada bir yapabilirsiniz hı hı. ama böyle sürekli sürekli rutinde lütfen yapmayın ve en büyük faktör bu bence çok anlatılmıyor B12 mesela intrastik enzimde ...dediğimiz intrastik faktörle emiliyor mideden. Mideden emiliyor demirde, B12'de. Ve bu e, olayı en çok ne etkiliyor? Stres. Yani kötü hissederek oturuyorsanız, kendinizi mutsuz hissederek oturuyorsanız... ...oturup kuzuyu da yeseniz yine de demiri ve B12'yi yeteri kadar e, sindiremiyorsunuz. Ve bazı bireylerde biyolojik e, sıkıntılar da olabiliyor. E, mesela kronik gastrit varsa emilemeyebiliyor. Kronik gastrit için ne yapacağız? hekimize danışacağız... Anti-parietal antikor, APA testi rica edebilirsiniz. Eğer APA testiniz pozitif çıkıyorsa hem diyetisyeniz hem hematolog ya da metabolizma hastalıkları uzmanıyla beraber tedavinin düzenlenmesi gerekiyor. Yine en çok gördüğüm eksikliklerden bir tanesi e, iot eksikliği. Çok konuşulmuyor hmm. Nilüfer Hanım evet. ama gerek toplum gereği, e, kuralları gereği, gerek din kuralları gereği en çok kapalı olan bölgelerimiz göğüs bölgelerimiz, e, cinsel organ bölgeleri ve prostat kanserinin altında meme kanserinin altında %100 iot eksikliği vardır. %100 D vitamini eksikliği Hı. vardır. İsviçre şu an tüm halkına ücretsiz iot tabletleri dağıtıyor. Neden? Çünkü İsviçre'de e, nükleer santraller e, çok yaygın var. Ve onların sa sağladığı radyasyondan e, uzak durmak adına bence İstanbul gibi şehirde de radyasyona çok maruz kalıyoruz. Tabii. Yapay ışıklar, e, teleklamasyonlar, Wi-Fi'ler, e, wi şey evet. kesinlikle öyle. Ve bunlar e, maalesef ki iota daha çok ihtiyacımız var bu konuda. Yine bunun yanı sıra çinko, özellikle sık sık enfeksiyon geçiriyorum, Hı. sık hastalanıyorum, iştah sıkıntıları yaşıyorum, bağışıklık sistemim çok düşük diyorsanız bir yerim kesiliyor ama günlerce iyileşmiyor, iyileşmiyor diyorsanız çinkonuz eksik olabilir. Çinkonun da en güzel kaynağı kabak çekirdeği, ay çekirdeği, tahin susam. Bunlar çok güzel ha, çinko aynen. kaynağıdır ama bunları çiğ tüketeceğiz. Çiğ kabak çekirdeği, çiğ tahin kavrulmamış olacak. Bunlar gördüğüm en şeyler multivitaminler konusunda da çok minik bir değinmek isterim. Multivitamin pazarı çok büyük. Şimdi e, gıdalarla bizi e, hasta eden markalar aynı zamanda multivitamin de çıkartıyorlar. Ve multivitamine bu kadar küçük bir kapsüle yerleştirirken de hem dozajı çok düşük kalabiliyor hem de e, aktif formları değil daha pasif formları ve e, hmm. kanserojen formları kullanılabiliyor. Mesela kobalamin B12 demek. Benim vücudum için en e, uygun olan kobalamin yani B12 metil kobalamin. Metil almanız lazım. Ama piyasadaki çoğu multivitamin içerisinde siyana kobalamin var. Siyana siyanür kökeninden gelir. Oh. E, niye siyanür alıyorsunuz? Adı yetti bize. Adı yetti bize kesinlikle <laughs> öyle. O yüzden hani multivitaminlerin etiket bilgisini iyi okuyacağız. Kendi kan tahlillerimizde iyi odaklayacağız. Benim örnek veriyorum selanyum eksikliğim yoksa ekstra selanyum alıyorsam bu bana selanyum zehirlenmesi yapar. E, hmm. Her şeyde her vitaminde her mineralde fazlası iyi değildir. Tam tersine zararlı hale bile gelebilir. Evet.